Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün tekim yine video çekeceğiz sizlerle beraber. Ve nasıl çekeceğiz, hadi bakalım. Bismillah. Şöyle bir arkadaşlar patatesi içine koydum. Bugün çocuklar kızartmayı, aslında kızartmayı çocuklar kaç günden beri istiyor. Ama bir türlü, aha bugün, aha yarın da söhürde anne kızart dediler. Söhürde de kızartmaya dedim, yakar dedim, susatır dedim. Onun için şey yapmadım. Bugün pazara gittik arkadaşlar. Pazardan biber aldım. 15 liraydı. Bir yerde 12 liraydı. Ben 12 liralıktan aldım. Bunlar tabi şeyi kalmıştı. Artık ikininden sonra gittiğimden dolayı döküntüsü kalmıştı. Ben de seçtim içlerinden böyle. Bir kilo biber aldım. Kabak videoda görürsünüz zaten. Bu kabağı 4 liradan aldım arkadaşlar. Bu kabak nasıl 4 liradan aldım? Artık baş kısımları şuradan zaten fark ederseniz şöyle arka taraflarını. Çürüktü buraları. Hep böyle kestim. Başlıklarını aldım. Patlıcan 12 liraydı. 12 liralıktan aldım arkadaşlar. Patates zaten hiç ne iniyor ne çıkıyor. 3 kilosu 20 lira. Patateslerimi arkadaşlar doğradım hepsini. Kızartmalık malzemelerimi doğradım. Ve yağımı da ocağa koydum. Ateşimi de yaktım. Biliyorsunuz süt çok pahalı. Onun için ben de dedim kızartma yapayım bugün çocuklar yesinler. Abdullah kaç günden beri söyleyip duruyordu zaten. Kızartma, o gün anne patates kızartması yapsana dedi. Ben de aha bugün aha yarın derken patatesimiz azdı. Misafirlerimiz geldi yemek yapınca. Onun için patatesimiz yetmemişti. Dedim oğlum bekle. Pazara gittiğimizde dedim. Alırız dedim. Yaparız dedim. Ondan gittim zaten pazara. Anlamadım. Anlamıyorum ki dedim. Ha, biri çocukları sormuş arkadaşlar kaça gidiyor diye. Mustafa okulu bitirdi. Gacar ismi Mukaddes'ti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. YouTube'da ismi Gacar diye geçiyor. Gacar değil mi? Mukaddes'ti ismi, ben ondan biliyorum arkadaşlar. O şey yaptı, sormuş çocuklar kaça gidiyor diye. Ben görmedim yorumu. Akşam Elton mantı döküyordu. Biz oraya gittiydik. Orada şey yaptım. Eşim geldikten sonra söyledi. Mustafa okulu bitirdi arkadaşlar. Liseyi bitirdi. Üniversiteye hazırlık yapacaktı. Puandan kaybetti. Çünkü Mustafa'nın zamanında pandemiden dolayı okula gidilmiyordu. Çocuk eğitimini alamayınca kaybetti. Evde de çalışamadı. Telefon sorunu vardı. Şeyden de, televizyondan da çalışamadı. Onun için bu sene inşallah şimdi Ramazanlıktan sonra inşallah sınavlar çalışacak, ezber yapacak, bayağı bir şey olacak. Ben hemen bir tane tabak getireyim arkadaşlar. Patateslerim bakın hızlı bir şekilde kızarıyor. Patateslerimi alayım ocaktan. Yanmadan. Rümeysa lise 3'e gidiyor arkadaşlar. O da bu sene biraz dersler ağır geçiyor. Abdullah orta sona gidiyor arkadaşlar. Bu sene Abdullah'ın orta son. Sene inşallah lise. Liseye de bilmiyorum artık nasıl edeceğiz. Abdullah'ın hiç okumaya niyeti yok ama dur bakalım. En iyisi tripod arkadaşlar. Beni çekecek kimse yok. Herkes Kur'an okuyor. Abdullah da Allah bilir nereye gitti. Onun için ben dedim bari tripod'a koyayım dedim. İlk patates kızardı arkadaşlar. Aldım onları. Şimdi ikincisi de kızardı. Onları da alayım. Şunu alırken son şeyleri biraz fazla kızardı ama yanık değil. Bir kere gene böyle yapmıştım. Yandı, ziyan oldu demişlerdi ama yanık değil. Zaten eşim böyle fazla kızarık kıtır kıtır seviyor da. Ama bazen patatesler maalesef kıtırlığını kaybediyor. Bugün dedim bari çocuklar şey yapsınlar. Yesinler kızartma. Dün de aslında şey Eltimgil'e gittiğimizde bir tane Zeki abla var, karşıda oturuyor, o da beni izliyor. Onlar da dün kızartma yapmışlar dedi, hatta bayağı kızartma yaptım işte, ekmek aldık. Çocuklar kaç günden beri işte istiyorlardı. Ne yapak şaşmışlar onlar da. Onlar kalabalık bir de.
düğün var arkadaşlar. Romanların düğünü var. Mustafa zaten kaç günden beri biber kızartması istiyor. Herkes bir şey istiyor. Sen istemiyor mu? Sen ne istiyor? Benim istiyor. Ben zaten yanındayım ya. Gidin bak getirin. Ateş yandı mı arkadaşlar? Altı yandı mı? Güzel kızarıyor. Çabuk kızarıyor. Kabak 8 liraya vardı. 5 liraya vardı. 7 liraya vardı. Dedim abi dedim. Şunu ne kadar dedim. 5 dedi. Durakladım. Dedim ya 4 olmaz mı dedim. Olur dedi. Sonra baktım dedim. Bir tane yaşlı teyze vardı, o da seçiyordu. Onunla beraber seçtik içinden. Aldık. Bak, küçüklere ne yaptık. Telefon al da göster. Ölmüş mü? Yok. Telefon al da göster. Çıkar, çıkar şeyden, çıkar. Ya böyle göstereyim. Tavşanlar da şurada. Ne dedim oğlum? Neredeydin? Leylengi'yle sohbet ettim ya biraz. Leylengi'yi sen yaşadın mı? He? Leylengi'yi senin yaşadın mı? Konuşmuyor mu anne kadın? He? Kadınla konuşmuyor mu? Bonus ama kadının yanına ne gittin? Yanına gitmedim ki. Nereye gittin? Mehmet değilim. Ah.
yapan arkadaşlar şey yapıyor, duman yapıyor. Demişti ya, İsmail Bey'e selam söyle, Zehra mangalı sen daha güzel yapıyorsun diyen bayandı işte o. Şimdi aklıma geldi. Biz o gün arkadaşlar İsmail ile gittiğimizde mangal yaptı ve orada yazmıştı bayan. Demişti ki ne işte, Zehra İsmail'e selam söyle, sen daha güzel yapma mangalı diye. Yere kaybolmasın. Mavi teyze nerede ya? Mavi teyze hangisi? Ben giydim. Yırtıldı o. Tam bir tarafı yırtıldı onu. Orada sen ne bilme. Ya git ya. Geldi mi? Çorap. Yıldız da çorap giyiyorsunuz ya. He anam, bizim bu çocuklarımız çorap giyiyor arkadaşlar. Yaz da kış da çorap giyiyorlar. Bir çorap şeyi var bunlarda. Sen o bir tane gitsene o çocuğunun şeyine. He. Ben kapıda yine çorap şey de yaptım. Abi neyse gitme bir yere. Gitme bir yere. Gitme. Anana yardım et. Tavşanları göster oğlum, tavşanları. Uyumuşlar orada. Patlıcanlar da güzel kızardı arkadaşlar. O gün patates çanağı yaptım, bir de patlıcan yaparken evi. Patlıcan da kızardırken mübarek, ne güzel kokluydu. Küçüklere küçük kümese koyduk arkadaşlar. Sabah baktım Mustafa çıkarttı da baktım şey inmiş aşağı inmiş. Kasadan düşmüş aşağı inmiş. Büyük olan. Dedim oğlum küçük şey kümese koy şimdilik dedi. Gündüz dedim orada dursunlar dedim. Akşam içeriye alırsın dedi. E durdu zavallılar. Bir baktım. Birine şuradan dışarıdan sesi geliyor. Biri şurada kapının altından çıkmışlar. Çıkarttım. Eşim de öyle yer yaptı işte. Kartondan çevirdi. Dedi en azından toprakta dolaşsınlar.
Şöyle arkadaşlar, ben de eski bir tane tava vardı, onun içine su doldurdum, oraya koydum. Burayı marul da biraz şey yaptım, parçaladım, attım. Dedim burada dursunlar. 4 tane büyük var, 6 tane de küçük var. Yem de döktüm önlerine biraz. Yiyorlar. Burada da bizim horoz. 2 tavuk. Tavşanlara bakın. Şurada, şurada. Bu da eşimin bekçisi. Yanından ayrılmıyor. Kedicik. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar şimdi kabak kızarıyor. Ben kabağı da kızartayım. Biberlerim kaldı. Bakın patlıcanları kızarttım. Patateslerimi kızarttım. Şimdi kabak kaldı. Kabağında bakın. Ateş, dediğim gibi ateş güzel yanarsa arkadaşlar çabuk kızarıyor. Güzel oluyor. Düğün de çalıyor. Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti tüm ümmetim ve sizlerin üzerine olsun. Kalp güzel insanlar, Mevlam tüm hastalarımızı ayrı şifalar versin, ölmüşlerimize rahmet eylesin, geçmişlerimize rahmete muamelesi, makamları cennet olsun. Tüm şehitlerimizin ve geçmişlerimizin ruhları şad olsun. Mevlam kimine sıkıntısı varsa, hayırlısı gidersin şu mübarek cuma akşam hürmetine, Ramazan ayı hürmetine. Herkesin kalbine göre, gönlüne göre hakkında hayırlı olan nasip etsin. Biz sizleri Allah için seviyoruz. Her zaman seveceğiz. Hani dediği gibi kan bağı olmasa bile gönül bağı var. Buradan öğrenci kardeşlerim de Mevlam aklına hayırlısını versin. Her zaman dualardasınız. Dua eder, dua beklerim. Kalbi, gönlü güzel insanlar. Arkadaşlar, tabii ki içimizde büyüğümüz de varsınız. Yani büyüklerin ellerinden öperim, küçüklerin gözlerinden öperim. Tabii isim olduğu için, yani isimden dolayı yaşları bilemediğim için bazı arkadaşlar, yani ablacığım diyeyim ya, yani büyük küçük fark etmiyor yani. Arkadaşlar şimdi lafını böldüm ama bugün pazar biraz uygundu eskiye nazaran. Nasıl uygundu derseniz, domates yine 10 liraydı, 12 liraydı. Şu aldığım salatalıkları eşime de gösterdim arkadaşlar, tazecik, sadece ikiye kırılmış. Vallahi abiden ne kadar gelir o dedim. Dertim abla dedi, alacak mı dedi, dert dedim. Kabak. Hemen 5 kilo kadar kabak da aynıydı, uçları sadece peygamber yeme, peygamber sanırsın ya. Reçel yiyecek mi? Reçel batayım mı? Reçel değil de. Helva mı? Fark etmez. Otlu peynir yoksa değil mi? Yok. Arkadaşlar, Mevlam'a hamdü senalar olsun. Ne kadar şükretsek az bize verdiği bu nimetlerden dolayı. Biz insanlar olarak gerçekten çok nankörüz yani. Kurban olduğum Allah çok büyük nimetler vermiş. Yani hani diyorlar ya, haşa Cenab-ı Allah nerede? Cenab-ı Allah'ın olduğunu ispatlayın. Yani Cenab-ı Allah sana kendini ispatlıyor. Kurban olduğum Allah'ım. Ha, şu nimetlere göre alsanız. Havayı, tabiatı, yıldızı, güneşi, geceyi, gündüzü düşünürseniz bunlar hep bir ayettir yani. Vallahi Rabbime ne kadar şükredersen Rabbim o kadar güzel veriyor ki. Yani bak, Ramazan'ın bereketi gerçekten. Ramazan'ın bereketi ayrı bir güzel oluyor zaten. Yani hiçbir zaman isyan etmiyoruz. Her zaman hamdü senalar olsun. Yani bir başınıza bir musibet yani geldi mi, elinize diken dahi bassa, inne lillahi ve inne ileyhi raciun
deyip sabretmek lazım. İlk anda elhamdülillah çok şükür deyip sabredersek ne mutlu bize, kazananlardan oluruz. Onun için Mevlam herkesin kalbine, gönlüne göre haklarında, hakkımızda, hakkında her şeyin hayırlısını versin. Şu mübarek Ramazan ayı yüz hürmetine, gece bugün cuma akşamı. Şimdiden cumanız mübarek olsun, kalbi güzel insanlar. Oğlum elini yıka gel bak. Hadi babam bak, yattınız. İş varken kaçıyorsunuz oğlum, iş yokken geliyorsunuz. Paket geldi dedi. Paketin içinde. Evet. Kayseri içeri. Zehra Hanım ne diyorsunuz siz? Bu vallahi konuda? Ne diyeyim arkadaşlar. Vallahi çok yoruldum. Bugün hem pazara gittim hem pazardan geldikten sonra üstelik bir de odun ateşinde kızartma falan yapınca bayağı bir ondan dolayı yoruldum. Kabak kızarttım, işte patlıcan kızarttım. Altta kaldı patlıcan, patates kızarttım, biber kızarttım. Aldım domates salatalıktan Allah'a binlerce şükürler olsun ki ne Rabbim. Ne kadar şükredersek o kadar güzel veriyor. Yeşillik de soğan ve nane de şey yaptım, temizledim, getirdim. Yeşil zeytin zaten bahçemizin zeytini. Peynir. Evet arkadaşlar. Bu da o günkü Döne abla var bir tane, ondan aldım. Meysa'yla çocuklar seviyor. Arkadaşlar selam çay demledim. Selam arkadaşlar selam. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sen ne diyorsun konuda Mustafa Bey? Herkesin Allah kabul etsin. Amin. Hayırlı geceler. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.